sokakta birinin yanınıza gelip size x kare artı 7x artı 10 bölü x artı 2 ifadesini verdiğini düşünelim. Evet, bizden bu ifadeyi sadeleştirmemizi istiyorlar. Bunu yapmanın yollarından biri x kare artı 7x artı 10 bölü x artı 2'nin neye eşit olduğunu bulmak tabii ve bunu yapmak için de iki farklı şekilde düşünebiliriz. Bunlardan birinde payı çarpanlarına ayırıp paydadaki ifadeyle sadeleşip sadeleşmeyeceğine bakarız. Hadi bunu bir deneyelim. Aslına bakarsanız bunu daha önce defalarca yaptık ama eğer kendinizi bu konuda zayıf hissediyorsanız Khan akademinin polinomların çarpanlarına ayrılması ile ilgili videolarını izlemenizi öneririm. Şimdi bunu çarpanlarına ayırmak için bana toplamları 7, çarpımları da 10 olan iki sayı söyleyebilir misiniz? Elbette 2 ve 5 değil mi? O halde payı x artı 2 çarpı x artı 5 olarak yazabilirim. Paydadaki x artı 2 olduğu gibi kalsın. Şimdi ortak çarpanı görüyorsunuz değil mi? Ve x eksi 2'ye eşit olmadığı sürece, neden diyecek olursanız, x eksi 2'ye eşit olursa payda 0 olur ve bu ifade tanımsız olur değil mi? Evet, x eksi 2'ye eşit olmadığı sürece payı ve paydayı x artı 2'ye bölebiliriz. Buraya bunu eklememin sebebi payı ve paydayı sıfıra bölemeyecek olmamız ve x'in diğer tüm değerleri için x artı 2'nin değeri sıfırdan farklı olacağından bu ikisini sadeleştirebiliriz. Böylece geriye x artı 5 kalır. Bu da x'in eksi 2'den farklı değerleri için orijinal ifadeyi x artı 5 olarak ifade edebileceğimiz anlamına gelir. Şimdi bunu bir de uzun bölme işlemiyle yapabiliriz ve bahsi geçen uzun bölme işlemi tam sayılardan bildiğimiz bölme işlemine çok ama çok benzer. Bu işlemi x kare artı 7 x artı 10 bölü x artı 2 olarak yazıyorum. Bu bölme işlemini yaparken her zaman derecesi en büyük olan terimleri hesaba katmamız gerekiyor. Demek istediğim buradaki en büyük dereceli terim x kare değil mi? Buradaki de x. Ve işleme bunlardan başlamamız gerekiyor. Soru şu: x karede x kaç defa vardır? Cevap: x defa. X'i bu sütuna, yani xli terimlerin altına yazmamız lazım. Bunun birinci dereceli terim olduğunu da düşünebilirsiniz. Aslına bakarsanız basamak değerlerine de çok benziyor. Buradakileri de isterseniz derece basamakları olarak adlandırabilirsiniz. Sonra bu x ile x artı 2'yi çarpmamız lazım. x çarpı 2, 2x eder. Bunu yine x'li terimin altına yazacağım. Ve x çarpı x ise x kare. Sırada sarı ile yazdıklarımı mavi ile yazdıklarımızdan çıkarmak var. İkisinin de önüne bir eksi işareti koyayım. Bunlar birbirini götürür ve 7x eksi 2x'ten de geriye 5x kalır. Evet şimdi onu aşağı indiriyorum. Evet artı 10. Yine derecesi en büyük olan terimlere bakıyorum. 5x'te x kaç defa vardır? 5 defa. Bunun derecesi 0 olduğundan ya da sabit olduğundan diyelim, sabitlerin altına yazacağız. 5 çarpı 2, 10 eder. 5 çarpı x ise 5x. Şimdi de bunları bunlardan çıkarmamız lazım. Gördüğünüz gibi kalan yok. Bu arada uzun bölme işlemlerindeki bunu zaten önümüzdeki videolarda da göreceğiz. Zaman zaman kalanla karşılaştığımız durumlar da olacak ve bu durumlarda aslında çarpanlarına ayırma yöntemi tek başına yeterli olmayacak. Bu örnekte bu şekilde düşünmek işimizi kolaylaştırdı ama uzun bölme işlemini de her zaman aklınızın bir köşesinde tutmalısınız. x artı 2 çarpı x artı 5'in sonucu budur ve bu ifadeyi bu şekilde yani ifadenin x artı 5'e eşit olduğunu yazmak isterseniz, Tanım kümesini burada yaptığımız gibi sonlandırmamız gerekir. Bu ikisinin birbirine eşit olduğunu söylemek için x'in eksi 2'ye eşit olmaması gerektiğini belirtmeliyiz.